Herkese merhaba. Evet bir alışveriş videosuyla karşınıza gelmenin keyfi içerisindeyim. Gerçekten alışveriş videolarını seviyoruz. Bunlar bana genel olarak yayın evlerinden gelenler ya da bir şekilde yani bir internet kitapçısından ya da herhangi bir kitapçıdan değil ama son çıkan kitaplar aşağı yukarı içerisinde çokça var ve çok satan kitaplar var. O yüzden görmenizi arzu ediyorum. Mümine Yıldız'ın bir şükür defteri diye bir kitabı, aslında kitap değil, bir bloknotu çıkmış Sufi yayınları arasından. Ben çok sevdim bloknotu gerçekten. Şöyle göstereyim size. Bir tarafında Mümine Yıldız'ın bir şükür duası, bir tarafında da Hazreti Mevlana'dan, ayetlerden, Peygamberimizin sözlerinden ve Feriud Attar'dan pek çok Sufi'den şükürle ilgili Cümleler, aforizmalar var. Gerçekten insanın canı sıkıldığında çok iyi geliyor. Ve belki de bu şükürlü satırların altına ufak tefek bir şeyler yazmak insanı rahatlatabilir. Şöyle gösteriyorum ve hemen yeni kitaba geçiyorum. Garo önemli bir insan, bugünlerde daha da önemli. Çünkü batıda sağduyusu yüksek ve entelektüel olmak giderek daha zor ve seyrek hale geliyor. O yüzden Garodi'nin şöyle bir kitabı var. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yayınlanmış İnsanlığın Medeniyet Destanı ismini taşıyor. İnsanlığın Medeniyet Destanı Batı hegemonyasını reddeden gerçek bir dünya medeniyeti tarihidir diye arka kapakta bir cümle var. Garodi önemli birisi ve bugünlerde biraz daha Batı kafasını daha iyi anlayabilmek için içeriden bakmakta fayda var. Devam ediyoruz efendim. Sufi yayınlarından çıkan, daha yeni çıkan, sıcacık diyebileceğim Cemalettin Server Revnakoğlu'nun Tekke'de Pişmek isimli kitabı. Tarikatlarla ilgili çok şey konuşuluyor. Birçoğu ipe sapa gelmez şeyler. Birçoğu da gerçekten insanın midesini bulandıracak şeyler. Peki tarikat ne? Hakikati ne? Bizim tarikat gerçeği diye gördüğümüz, duyduğumuz, işittiğimiz sosyal medyada efendim videolarını izlediğimiz şeyler gerçekten böyle şeyler. Tarikatlarla ilgili içeriden ve doğru bilgi almak istiyorsanız bu kitap gerçekten iyi. Tarikata girmeyen derviş olamazdı. Dervişlik dereceleri geçilemeyince şeyhlik makamına erişmek mümkün değil. Evet. Bize gerçekten de bu büyük ve kadim medeniyeti çünkü o da gerçekten çok eskiye dayanan, sırlarla dolu bir dünya o dünyanın içerisinden bilgiler veriyor. Devam ediyoruz yine Gençlik Spor Bakanlığı'ndan çok önemli olduğunu düşündüğüm beni çok heyecanlandıran bir kitap. Geçen sene yayınlanmış ama ne zaman yayınlanırsa yayınlansın sıcaklığını ve tazeliğini koruyacak bir kitap. Anna Maria Schimmel'in Doğudan Batıya isimli kitap. Schimmel'in bende başka kitapları da var ve yine bir entelektüel, yine bir batılı ama doğuya bakabilen 4-5 tane dili, Türkçeyi, Farsçayı, Arapçayı, işte İngilizce zaten ana dili, gibi dilleri çok iyi konuşabilen ve anlayabilen, kütüphanelerde araştırma yapabilme yeteneğine sahip birisi. Yakın zamanda kaybettik Anna Maria Şümer, Teyzeyi diyeceğim. Çünkü gerçekten de bizim kültürümüze çok yaklaştı. Türkiye'de yaşadı, bizi sevdi. Biz de onu sevdik. Aslında o sıcaklığı, gerçeği, hakikati bir arada olabilmenin ekonomik ya da maddi bağlar dışında da bağlarla mümkün olabileceğini hissettiği bir toplumu sevdi bizim toplumumuz. O yüzden de Anna Maria Shimelin Doğu'dan Batı'ya isimli kitabında onun izlenimleri var. Tavsiye ederim. Dedim ya kütüphanemde iki tane kitabı daha var. Hemen onları da getirdim. Bir tanesi peygamberimizi anlattığı Hazreti Muhammed Anna Maria Shimelin kitabı başka bir açıdan ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberidir diye bir üst başlıkla kitap yayınlanmış. Profil tarafından yayınlanmış oldukça da eski sayılabilir. Yine Pegasus'tan çıkan Pegasus yayınlarından Hazreti Mevlana'nın hayatını ve eserlerini anlatan yani o izlek üzerinden aslında Mevlevilik üzerine konuşan, yazan bir kitap. Anna Maria elde biraz öyleydi. Yani bir meşreb itibariyle artık Hazreti Mevlana'ya muhibbiydi. Onu çok seviyordu diyebiliriz. Ben Rüzgarım, Sen Ateş isimli kitabı da benim kütüphanemde var. Yine TİMAŞ'tan yeni çıkan, Ekim 23'te önemli birisi. Jank'ın Jankiyen Rüya Analizleri. Biliyorsunuz Freud, ve onun öğrencisi Jung önemli tartışmalar yaşamışlar. Özellikle rüyalarla ilgili derin analizleri var. Burada rüyanın temel gerçekliğini tabi psikolojik açıdan bize anlatıyor. Psikolojinin temel kavramlarından başlıyor tabiatına, oradan rüyalara, Jung'in yaklaşımına kadar. James Hallin kitabı bu anlamda zannediyorum ki temel kitaplardan birisi gibi. Evet bir yeni yayın evi var. Oradan kitaplar şimdi size göstereceğim. Aile yayınlar. Tongarların kurduğu Hatice Kübra Tongar tanıdığımız bir isim. İsmail Tongar onun eşi. O da aslında medya dünyasından, radyolardan tanınan isimlerden birisi. Onlar bir yayın evi kurdular ve e, oradan kitaplar üretmeye başladılar. Bir kısmı bana geldi. Peygamberimizi anlatan Hatice Kübra Tongar'ın herkes onu anlatıyor. Ailesi bölümü yani zannediyorum ki Efendimizin işte hayatıyla ilgili birkaç kitap çıkacak. Birincisi ailesi anlatıyor. Çok güzel dedesinden başlıyorlar. İşte süt annesine eşi Hazreti Hatice annemize kadar geliyorlar. Yani böyle çok farklı, bilmediğimiz çok şeyi öğreneceğimiz bir kitap değil. Tabii ki artık siyerle ilgili, peygamberimizin hayatıyla ilgili böyle bir şey de çok fazla yok. Ama peygamberimizi tanımak isteyen, özellikle gençlerin okuyabilecekleri, roman kıvamında, şiir tadında cümlelerin bulunduğu çok güzel bir kitap. Ben şöyle söyleyeyim size, 200 sayfalık bir kitap. Bir çırpı da bitti. Yani bir gün birazcık benim daha fazla uğraşacağım başka şeyler olduğu için iki gün içerisinde kitabı tamamladım. Ve okuduğunuzda çok farklı bir tınısı olduğunu görüyorsunuz. İçindekileri biliyorsunuz ama onu işte süt annesi dilinden, babasının dilinden, dedesinin dilinden her bölümde anlatıcının dilinden veriyor. Ona yaklaşımlarıyla bize doğru Efendimiz'in hayatını getiriyor. Çok güzeldi. Keyifli, özellikle tanımasını istediğiniz gençlere rahatlıkla okutabileceğinizi düşündüğüm bir kitap. Ve çocuklara bu ilk aylarında aile yayınları biraz da Efendimiz'in doğumuyla ilgili bir döneme denk getirdikleri için daha çok o kitapları yayınladılar. Ömer Faruk Paksu benim de çok sevdiğim arkadaşımdır. İyi bir editördür. Çocuk yayıncılığı konusunda gerçekten ustadır. Onun Zamansızlık Kapsülü isimli bir kitabı var. Bu da çocuklara daha çok işte ortaokul diyebileceğimiz seviyeye güzel içerisinde çizimleri renkli, büyük, küçük yani sayfa dizaynıyla da çocukların ilgisini çekebilecek bir şekilde hazırlanmış harika bir kitaptı. Bunu da peygamberimizi tanıması gerektiğini düşündüğünüz özellikle ortaokul çağındaki çocuklarınıza, yeğenlerinize, torunlarınıza rahatlıkla okutabileceğinizi düşünüyorum. İki tane de manga. Aslında bir tanesi biraz çizgi roman, bir tanesi manga şeklinde izah edebileceğimiz ya da kategorize edebileceğimiz kitapları var. Yine Hatice Kübra Tongar'ın Kıl Niyazi, namazla ilgili, namaz nasıl kılınır, niye kılınır, namaz kılmak konusunda toplumun engelleri nelerdir? Böyle tamamen çizgi roman şeklinde, baloncuklar üzerine yazılmış e, konuşmalarla düzenlenmiş bir kitap. Eyvah düştü, hemen Sille'yi kaldıralım. Yani en tehlikeli kitap düştü çünkü Sille... Bir Osmanlı tokadı esprisi üzerine kurulmuş bir kitap. Bir süper kahraman kitabı gibi. Ama tabii ki süper kahramanımız biraz farklı. Dedesinden bir Osmanlı tokadı mirası almış. Ve haksızlık, hukuksuzluk yapanlara bu şekilde cevap vermek üzere kendisini hazırlıyor. Ama başına çokça şeyler geliyor. Sille Hüma Çalışkan'ın kaleme aldığı, Umut Bayrağ'ın çizdiği bir manga. Alternatif manga arıyorsanız hani gençler bugünlerde mangaya çok yöneldiler, çok seviyorlar. Ben de seviyorum. Herkes seviyor aslında biraz. Eskiden manga değildi ama manga yokken mangal gibi bizim Texas'larımız, Tom Tombixlerimiz, Redkitlerimiz vesairelerimiz vardı. Onların yerini bunlar alıyor şimdi öyle zannediyorum. Ya da öyle dersek de olur gibime geliyor. Sille de aslında biraz daha ailelerin, süzgeçten geçmiş bir manga okunabilir mi? Ya da bizim kültürümüze çok aykırı düşmeyen çünkü manga netice itibariyle Japonların bir geleneksel yazım şekli ürünü. Fakat sille bizden. Son olarak da çok harika bir kitap var elimde. Kısa videosunu yaptım. Gerçekten çok ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ederiz. Seda Yeşil Yurt bir öğretmen. Sesimiz isimli bir kitap hazırlamış. Kitap öğrencilerinin şiirlerinden oluşuyor ve gerçekten biz de geleceğin yazarlarını destekliyoruz. Çok güzel bir çalışma olmuş. Okullarda aslında okumaya, yazmaya verilen kıymetin bir sonucu gibi görülebilir. Tabii şiirler çok hoş. Kendi yaş grubu içerisinde gerçekten de iyi seçilmiş, iyi hazırlanmış şiirler diyebiliriz. Hayvanlar, bitkiler hepsine güzeller. Sevgiyle büyüdüler, iyilikle beraber iyiliğe sığındılar. Kardeş olsun bitkiler, başarıya imza attılar. Bu da o kitaptan herhangi bir sayfasından bir şiirin ilk dörtlüğüydü. Evet efendim kış geldi. Kitap okuma mevsimi başladı. Ama nedense böyle daha tam manasıyla tabiatla kışa entegre olamadığı için olabilir. Yavaş yavaş yağmurlar, karlar geliyor. Biz de okuma konusunda böyle biraz ayak havada duruyormuşuz gibi bir hava var. YouTube'da özellikle kitap videolarının oldukça düşük sayılarda izlendikleri gerçeğini de ne yazık ki göz ardı edemeyiz. O da enerjimizi kırmıyor değil. Eğer bu videoyu seyrediyorsanız, seviyorsanız, beğendiyseniz beğenin. Yani o beğen tuşuna lütfen basın. Ayrıca abone olarak bize destek verdiğinizi hissettirmenizi rica ediyorum. Herkese çok teşekkürler. İyi okumalar. Şöyle göstereyim isterseniz. Fena değil. Son alışverişim oldukça nitelikli bir alışveriş oldu. Ve elbette ki bu kış okunacaklar arasında Bunlardan da bulunacak